Merhabalar, Hobilerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sarı küme aldım ve sarıyla güzel bir uç dantel tasarlayacağız. Güzel olacağını düşünüyorum. Modeli birkaç yerde gördüm. Eski bir model. Böyle nostalji yapalım istedim. Biz de yapalım. Hem örmesi kolay, hem de örüldüğünde güzel duran bir uç dantel tasarlayacağız. Ben ipimi maxi olarak tercih ettim. Pamuk ipler bunlar, 26'ya 6 iplerinden birazcık kalınlar. İpimin kağıdı yok ama arama motoruna Max ipi diye yazdığınızda iki tane markanın ipini göreceksiniz. Bu bir ip tanıtım videosu değildir. Siz modelleri istediğiniz her iple örebilirsiniz. İstediğiniz her rengi de tercih edebilirsiniz. Çok fazla sorulduğu için söylüyorum. Hemen kameramı ayarlıyorum ve modeli kurmaya başlıyoruz. İpimin ucuna bir zincir ilmeği attım. Şöyle 35-40 tane, 40-45 tane zincir çektim. Şöyle bakıldığında işte bir el kadar zincir çektim. Zincirimin sayısının önemi yok. Kurduktan sonra fazlasını kesebiliyoruz, uzun olmadığı sürece. Hemen buradan tığımın başına ipimi alıyorum. Geriye dönüyorum. Zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Bana bir trabzan boyu verecek kadar dönüş yaptım. Yani yan yana 2 adet trabzanım oldu. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bir yanındaki zincire batıyorum. 1, 2, 3'te çıktığım bir trabzan daha yaptım. Bir ilmek alıyorum, 2 ilmek alıyorum ve 2 ilmek alıyorum. 3'te çıktığım. Yani üçlü trabzan yapıyorum. Yan yana 4 adet trabzanım var. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Alt zincirimde de 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. Altıncıya batarak bir trabzan yapıyorum. Burada geniş bir boşluk yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3'üncüye batıp bir boşluk daha yapıyorum. Şimdi küçük boşluklarımdan 5 adet yapacağım. Aralarda 2 adet zincir çekerek. Ama siz çok ince polyester iplerle yapıyorsanız buradaki zincir sayınızı 3'e çıkarabilirsiniz. Bu kutucuklarınızın daha net görünmesi için. Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha yapıyorum. Beş. Beş tane kutucuğumu yaptım. Şimdi dört tane de trabzan yapacağım. Tığımın başına ipimi aldım. İki. Üç. Ve 4. İlk sıra kurulumu yapmış oldum. Buradan 5 adet zincir çekiyorum. Hatta 4 bile yeterli. Geriye dönüyorum. Bakın zincirim arttı. Fazlasını keseceğim. Trabzan üzerinden başlıyorum. Bir önündeki boşluğumun içerisine de 1, 2 adet yapıyorum. Bir tane de trabzan üzerine yapıyorum. 4 tane trabzan yaptım. Aradaki zincir bir boşluktu. Aradaki zincir bir boşluktu. 1, 2. Geriye ilerliyorum boş kutularımı yaparak. Bu sefer 1, 2, 3, 4 tane boş kutum kaldı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu alttaki 2 tane uzun zincirimi birlikte toplayacağım. Hemen şöyle arkasından bir ilmek alıyorum.
Kamera altında bu ilk sarı kurulumları örmek birazcık zor oluyor. Hemen şöyle kurdele yaptım. 1, 2, 3 zincir. 4 trabzanımı yapıyorum. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Buradan 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Alttaki 4 trabzanı tekrarlıyorum. Beş zincirle karşıya geçiyorum. Önümde 1, 2, 3, 4 tane boş kutum var. 3 tanesini yapıyorum. Dördüncü kutumu dolduruyorum. Toplamda 4 tane trabzan yaptım. Burada trabzan üzerine yapmadım. İstiyorsanız yapabilirsiniz. Problem değil. 4 zincir çektim ve yine geri dönüyorum. Bu sefer buradaki boşluğumu dolduruyorum. Üç tane boşluğuma yaptım. Bir tane de trabzan üzerine yapıyorum. Bir, iki. Bir, iki. Beş zincir çekerek uç kısma geçiyorum. Bu 4 trabzanı tekrarlıyorum. Şimdi bu kenarda 2 tane zincirim olduğunda kurdele yapıyorum. Kilitliyorum. 3 zincir çekeceğim, geri döneceğim. Geriye döndüm. Alttaki 4 trabzanımı yapıyorum. Bu 4 trabzan hep benim kenar trabzanlarım. İstiyorsanız siz buraya bir boş kutu daha yapabilirsiniz. Ucunuzu daha rahat dikebilmek için bir havluya olur. Bir çarşafa olur. Mutfak havlularına olur. Seccade ayaklarına yapabilirsiniz. Buradan 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu 2 tanesini kelebek yapıyorum yine. 1, 2, 3. Trabzan üzerine geldim. Önümdeki 2 boşluğumu yapıyorum. Burada 2 tane boşluk yaptık. 2 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın üzerine bir boşluk daha yapıyorum. 3 tane oldu. Şimdi şuradaki zincir ağımı, dönüşteki zincir ağımı bu sefer trabzan yapacağım. 2 3 4 adet trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma tekrar
2 3 4 trabzan yapıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Tekrar şu alttaki dönüşteki boşluğuma 4 adet trabzan yapıyorum. Dört zincir tekrar aynı boşluğa. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Buradan bir zincir çekerek geri dönüyorum. İpimi taşıyacağım hanımlar. Trabzan üzerinden ilmek alarak yapıyorum. Buradaki trabzanın üzerine kilitledim. İsterseniz boşluğa da kilitleyebilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. 2 3 4 1 2 3 4 zincir. Dört trabzan. Arada 7 adet zincir çektim tekrar. Şimdi boş kutularımı yapacağım. Sıra sonunda dönüşümü yaparak geleceğim. Hep bu alttaki dolguların üzerine boş kutu yapıyoruz. İlerliyorum. Buraya kadar dönüşümü de yapıyorum. Bir sıra için geri geliyorum. Şöyle bir bırakayım ki elimden daha net görün. Kameramı da düzelteyim. Burada da her iki sırada bir kelebek yapıyoruz. Yani iki zincirimizi üçüncü sırada kelebek yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gittim ve dönüşümü yaparak geri geldim. Buradan iki zincir çekiyorum. Buraya yine kurulumu yapıyorum. Bakın her gidişte ve gelişte şurada iki tane boşluğumuz vardı. 1, 2, 3 oldu. 1, 2, 3, 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bu şekilde her sırada buralara boşluk yaptığımızda bir boşluğumuz artıyor. 4 trabzan yan yana yapıyorum. Arada 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı noktaya 1, 2, 3 ve 4 trabzan. Buradan geçişte bu tarafa geçeceğim. Tekrar 7 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar burayı kuruyorum. Bir, iki, üç.
Bir üst sıra için geri dönerken bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. İpimi ara boşluğa taşıyacağım. Şurada bir trabzan noksanım olmuş. Hemen yanlışımızı gördük, düzeltelim. Geri dönüyorum. İpimi taşıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Evet, geriye döndüm. Tekrar 7 zincirle geçiyorum. Zincir sayısında artırma veya eksiltme yapmıyorum. Boşluğuma. Evet. 1, 2, 3, 4 tane zincir ağım olana kadar kurulumu bu şekilde yaptım. Şimdi gideceğim. Dönüşü de birlikte kuracağız. Evet. Şimdi modelimizde ilk dilimimiz bu şekilde olacak. Şimdi bu sıramızda artık yeniden model kuracağız. Aynı şekilde sıra tekrarı yaparak modeli uzatacağız. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yapıyorum boş kutumun. 6.'yı dolduruyorum. Aynı buradaki gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. dolu. Artık videonun başına geri geldik. 2 zincir çekiyorum ve boş kutularımı yapıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. 6.'yı dolduruyorum. Evet. Bir üst sıra için 4 zincir çekip geri dönüyorum. Yani ikinci sıramızı yapıyoruz. Modelimizi kurduğumuz. Videonun başına döndük. Şöyle bir bırakayım. Hemen kameramı da düzelteceğim. Videomuzun başına dönmüş olduk. İkinci sıramızı, birinci sıramızı yaptık. İkinci sıramız 3, 4. Tekrar 4 tane zincir ağını yaparak modeli uzatıyoruz. Ben birazcık uzatayım, daha net anlayalım. Evet, modelimizi birlikte bir dilim olarak ördük. İkinci dilim kurulumunu da gördük. Böyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani bir havlu kenarı uzunluğunca ben kurulumumu yaptım. Şurada bakın kelebeğimi oluşturdum. Şimdi bunları da birlikte yapalım ve görelim istiyorum. Hemen ipimin ucuna bana bir zincir lazım. Bu zincir sayısını kendinize göre ayarlayın. Yani bağlama şeklinize göre ayarlayabilirsiniz. İpimin ucuna bir zincir ilmeği atıyorum. Şöyle birazcık ip bırakıyorum. Buradan ipimin ucuna bir zincir ilmeği atıyorum. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çektim. Bu 20 tane çekmiş olduğum zincirimin yine ucunda bir ip bırakacağım. Şöyle. Bu 20 tane zincirden yapmış olduğum ipimle buradaki 4 tane zincir ağımı bağlıyorum. Gayet basit. Şu iplerimi bıraktım ki şöyle kelebek gibi olup uçlarında anten gibi olsun diye. Hemen alttan geçiriyorum. Ben şimdi ilkini bağladım zincir sayısını ayarlamak için. Hemen şöyle alttan geçiriyorum ve bağlayacağım. Eşit tutun. Kamera altında bağlamak biraz zor. Hemen şöyle ayarlayacağım. Ve ilk düğümümü atıyorum. Bağladım. Şuradaki zincirlerimin uzunluğunu eşit tutmaya çalıştım. Şu ipleri birazcık bilerek fazla uzun bıraktım ki bir düğüm atarken tutmama yardımcı olsun. Tekrar bir düğüm daha atıyorum ki sık olsun. Çözülmesin. Sımsıkıca bağladım. Şöyle karşılıklı koyuyorum. Şuradaki iplerimi eşitleyeceğim. Fazlasını kestim. Böylelikle ikinci kelebeğimizi de oluşturmuş olduk. Şimdi ben geride kalanları bağlayayım. Bitmiş şeklini hep birlikte görelim. Evet, bağlama işimi yaptım ve tamamladım. Kelebeklerimi oluşturdum. Çok güzel bir model. Örmesi çok zevkli. Yeni böyle örgü ören arkadaşlar olur. Böyle hep yeni örgülerimize havlu kenarıyla başladık bizler de. Havlu kenarı örerek, zincir çekerek başladık. Bu havlu kenarını uç dantelini tercih edebilirler. Sarı sarı kelebeklerimizle kurulumu yaptım ve tamamladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.